Önceki gece gerçekleşen iş yeri kundaklama haberiyle ilgili yeni ve çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Kent Haber muhabirinin önceki gece olay yerinde bulunan güvenlik görevlileri ve çevrede bulunan kişilerden aldığı bilgilere dayanarak hazırladığı haberinde ikinci el eşya dükkanında çalışan bir kişinin patronuyla tartışınca çıktığı iş yerini kundakladığı ifadeleri yer almıştı. Kent Haber'in ulaştığı yeni bilgilerse olayın çok daha farklı geliştiğini gösteriyor. Cevat Şakir Caddesi Emniyet Kavşağı'nın hemen alt tarafında bulunan bir ikinci el eşya dükkanına birkaç gün önce gelen bir şahıs, Bodrum'a yeni yerleştiğini, ev ve iş yeri için eşya ihtiyacı olduğunu belirterek bazı eşyalar seçiyor. İş yeri sahibi eşyaların fiyatını söyleyince şahıs düşünüp döneceğini söyleyerek çıkıp gidiyor. Önceki gün iş yerine tekrar gelen şahsın konuşma ve davranışlarından şüphelenen iş yeri sahibi, kendisine istediği koşullarda satış yapamayacaklarını söyleyerek dükkanından gitmesini istiyor. Taraflar arasında bir süre devam eden sözlü tartışmadan sonra AŞ isimli şahıs dükkanı terk ederek gidiyor. İşletme sahibine kızan AŞ, akşam saatlerinde iş yerinin bulunduğu yere gelerek dükkanı ateşe verdi. Durumu ihbar alan polis ekipleri süratle olay yerine intikal etti. Çok sayıda elektronik eşyanın bulunduğu iş yerindeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, kundakçı polis ekipleri tarafından kız kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yangında spotçu içerisindeki 3 televizyon ve birkaç elektronik eşya hasar gördü. Olay yeri inceleme ekiplerinin dükkandaki inceleme yapmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dükkanı kundaklayan AŞ isimli şahsın geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren kısmi af kanunundan faydalanarak denetimli serbestlik koşullarıyla cezaevinden çıktığı öğrenirken, şahsın Bodrum'da birçok esnafa giderek alışveriş yapmaya çalıştığı iddia ediliyor. Öte yandan iş yerinin üst katındaki vatandaşlarınsa büyük endişe yaşadığı görüldü. Polis ekipleri çevredeki vatandaşların bilgisine de başvurdu.